Cenneti kazandıran 3 güzel huy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Aklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye, cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim. Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye, cennetin ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim. İyi huylu kimseye de, cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine ben kefilim. Mevla Teala cümlemizi cennetlik olan kullarından eylesin. 1 ila 7 arasında bir sayı seç. Bakalım senin nasibinde hangi dua varmış? Seçtiğin sayıyı, sana çıkan duayı yorumlarda yazmayı ve beni buradan takip etmeyi unutmayın. 1. Allah'ım bana hayırlısını ver. Benim için en hayırlısını seç. 2. Allah'ım evimi genişlet. Bana verdiğin rızkı mübarek eyle. 3. Allah'ım beni güzel ahlak sahibi olmaya ilet. 4. Allah'ım kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. 5. Allah'ım seni ve seni seven kimseleri sevmeyi bana nasip et. 6. Ey Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi de seversin, beni de affeyle. 7. Ey Allah'ım bize hem bu dünyada hem öbür dünyada iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Bazı surelerin muhteşem faydaları. İçimsiz eşler için Bakara suresi okunur. Depresyon ve uyku bozukluğu için Ra'd suresi okunur. Uyumayan bebek için Nebe suresi okunur. Sevdiğine kavuşmak için Duha suresi ve Yusuf suresi okunur. Çocuk sahibi olmak için Yusuf suresi, Enbiya suresi ve Meryem suresi okunur. Kolay bir doğum için İnşikak suresi okunur. Kanser hastalığı için Hucurat suresi okunur. Mevla Teala'nın ayetleriyle şifa olsun cümlemize. İsmaül Hüsna ile tüm vücudunu rahatlat, dene ve gör. Elini başının tepesine koy. 70 defa Ya Rahman İsmaül Hüsna'sını oku. Biiznillah beynin rahatlayacak. Elini kalbine koy. 70 defa Ya Kavvi İsmaül Hüsna'sını oku. Biiznillah kalbin rahatlayacak. Elini gözlerine koy. 70 defa Ya Nur İsmaül Hüsna'sını oku. Biiznillah gözleriniz rahatlayacak. Bu tarz videoların devamı için beni buradan takip etmeyi unutmayın. Kur'an-ı Kerim'i okumanın faydaları nelerdir? Kur'an-ı Kerim şefaat edicidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf dahi okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Gıpta edilecek iki kişiden birisi de Kur'an-ı Kerim azimüşşan ile meşgul olandır. İkincisi ise Allah yolunda Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri infak etmektir. Kur'an okunmayan ev harabedir. Kur'an okunan evi rahmet kaplar. Huzuru kalp ile Kur'an okuyun. Kur'an Allah-u Teala'nın ziyafetidir. Kur'an bulunan bir kalbe azap edilmez. Yemek yerken işlenilen haramlar ve mekruhlar nelerdir? Yemek yemenin mekruhları şu şekildedir. Sol el ile yemek, yemeği koklamak, pişmiş olan eti bıçakla kesmek, en önemlisi besmele çekmeden yemek. Yemek yemenin haramları ise şu şekildedir. Yemeği israf etmek, sağlığa zararlı olan şeyleri yemek, kendi adak kurbanından yemek, altın veya gümüş tabaktan yemek, davetsiz yerden yemek yemek, başkasının ekmeğini izinsiz yemek, başkasının çaldığı ekmeği yemek, sadece gösteriş için hazırlanmış olan yemekten yemek,